Yeni bir videodan herkese merhaba. Biraz uzunca bir video sizleri bekliyor ama videonun ilerleyen dakikalarında bu otomobili satın almak isteyen kişiler için aklındaki bütün soru işaretlerini giderecek notları paylaşacağım. Epey detaylı bir video hazırladım. Öncelikle bu videoyu beğenmenizi talep edeceğim. Emek verdiğimiz bir video oldu arkadaşlarımla beraber. Yanımda gerçekten çok özel bir otomobil var. Neden özel bir otomobil? Birincisi tamamen elektrikli. İkincisi fiyatı gerçekten çok uygun. Üçüncüsü özellikleri ve performansıyla da dikkat çekiyor çekici ve aynı zamanda tasarımıyla Tabii ki şimdi Dilerseniz tüm bu özelliklerin anlatılacağı videoya başlayalım ama öncesinde şu otomobili hızlı bir şekilde güzel bir müzikle dolaşalım sonrasında yeniden buradayız Biraz önce izlemiş olduğunuz gibi gerçekten tasarımıyla dikkat çeken bir otomobil. Bunu neye göre söylüyorum? Şimdi birçok otomobili test ediyoruz arkadaşlar. Ben bu otomobilleri kullanırken etraftan nasıl ilgi gördüğünü de dikkate alıyorum ve bu otomobile geçerken hem yayalardan hem yanımdan geçen sürücüler şöyle bir dönüp bakıyorlar. Yani bu nedir diye. Çünkü hakikaten merak edilen bir otomobildi. Şimdi biraz MG markasından bahsedelim. Çünkü MG İngiltere'de doğan bir marka ve birçok modeli var. Şu anda görmüş olduğunuz model ZSEV. Tabi bunu sokakta herkes ZS diye söyleyecektir diye tahmin ediyorum ama ben yine nasıl okunması gerektiğinde paylaşmış olayım arkadaşlar. Tamamen elektrikli bir otomobil. Şimdi tamamen elektrikli otomobilden beklentiler belli. Bir, yakıt masrafımı ben minimuma indirmek istiyorum. Bunun cevabı evet. Birazdan paylaşacağım zaten. 2. Sessiz ve konforlu bir sürüş istiyorum. Bunun da olumlu cevabını sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda performans isteyenler var. Uygun fiyatlı tamamen elektrikli bir otomobilden alabileceğimiz performans konusunu şöyle kıyaslayabilirim. Daha net anlaşılabilmesi için. Şimdi içten yanmalı birçok otomobil kullanıyoruz. Bu otomobillerin performanslarını az çok biliyorsunuz. Zaten onlar çok merak ediyorlar. Elektrikli bir otomobile geçersem ne kadar performans artışım olacak diye. Ben ben MG'nin ZS EV modelini performansını şöyle söyleyebilirim. Açıkçası sanki elinizin altında gayet güçlü premium en az 2 litre motora sahip bir otomobil varmış gibi güçlü bir performansa sahip oluyorsunuz. Şimdi bunların hepsini zaten sokakta, yolda hepsini anlatacağım arkadaşlar. Bizzat da deneyeceğiz. MG 70'ten fazla ülkede 1 milyondan fazla müşteriye otomobillerini ulaştırmış gerçekten çok büyük bir marka. Hemen yanımda bulunan ZS serisi ise birçok ödüle sahip. Mesela Mesela bunlar arasında en iyi aile otomobili gibi hatırı sayılır ödüller var ve bu ödüllerin alındığı ülkelerde tabii ki bu ödülü verirken böyle çok detaylara dikkat eden ülkeler o nedenle bunları da anlatmakta fayda var diye düşündüm. Merak edilen bir konu da daha önce ülkemize giriş yapan MG ZS ile şu anda yanımdaki yeni MG ZS EV arasındaki fark. Şimdi bu konular hakkında da detaylı notlar hazırladım arkadaşlar. Öncelikle tasarım ama ben size şunu söyleyeyim. Sadece bir modelin yenilenmiş hali değil sanki karşımda bambaşka bir marka var. Yani değişim o kadar şiddetli olmuş ve gerçekten tebrik ederim MG yetkililerini. Çünkü geri bildirimleri çok iyi dinlemişler. Yani biz ilk modelle karşılaştığımızda neyden böyle bir soru işareti ya da şikayetlerimizde demeyelim de yani tavsiyede bulunduysak neredeyse tamamını uygulamışlar. Yanımızda bunu bizzat göreceğiz. Mesela tasarım konusunda çok iyi yenilikler var. Örneğin elektrikli otomobillerin ön tarafında artık ızgara yok biliyorsunuz. Burada da yok arkadaşlar. Bu yenilenen tasarım aynı zamanda teknolojiyle de birleşti. Yani aydınlatma üniteleri onlardan biri. Tabii ki rüzgara karşı direnç onlardan bir tanesi. Sensörler, kameralar gerçekten muazzam hizmet ediyor. Bu arada MG'nin şöyle bir tasarım detayı var. Şarj ünite hemen ön tarafta arkadaşlar açtığınız zaman şurada çok güzel bir hani şarj oluyor mu olmuyor mu onu da görebileceğiniz led bir ışık var. isterseniz AC yani biraz daha yavaş şarj olan kısmı açıyorsunuz veya DC olduğu zaman ikisini beraber kullanabiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir bilgi verelim. MC yeni ZS EV aynı zamanda sahip olduğu elektriği dışarıda da kullanmaya imkansız. Yani bunu devasa bir power bank olarak varsayabilirsiniz. Şimdi bu teknoloji V2L diyorlar. Şimdi bu teknoloji bize 2.5 kW'lık bir güç sağlıyor. 2.5 kW'ı biz cihazlarda kullanabiliyoruz. Tüm batarya için geçerli. Tabii ki bir emniyet stoğu var. Bu emniyet stoğuna kadar olan batarya gücünü kullanabiliyoruz. Peki 2.5 kW'la biz neler çalıştırabiliriz? Biraz bu konuda bilgi vereceğim. Mesela bir dizüstü bilgisayar 70 5 watt güç harcarken basaüstü bilgisayar 500 watt harcıyor. Hatta çok güç harcayan bir cihaz söyle onunla kıyaslayalım derseniz de mikrodalga fırını söyleyebilirim. O da 2000 watt yani 2 kW'lık bir güç harcıyor. Buradaki çıkışla tüm o cihazları çalıştırabiliyorsunuz. Bu gerçekten muazzam. İşte olası bir afet durumunda veya şu anda neredeyiz ormanın içerisindeyiz. Tamamen elektrikli yani sıfır karbon salınımı sağlayan bir çevreci cihazımız var. Otomobilimiz var. Şimdi buradaki otomobille biz ne yapabiliriz? Aydınlatma ünitesini çalıştırabiliriz. Veya bir kamp kurduk diyelim. Mesela çok güçlü bir ısıtıcı çalıştıracağız. O da 2000 watt çekiyor maksimum. Onu çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. MG'nin yeni ZS EV'si bu konuda gerçekten muazzam iş çıkartıyor. Aslında videonun ilerleyen dakikalarını anlatacaktım ama şimdi şarjdan girmişken biraz bataryadan ve şarj performansından da bahsedeyim. Çünkü bir önceki modele göre inanılmaz bir iyileştirme var. Şöyle ki daha önceki ZS EV'de 44.5 kWh'lik bir batarya kapasitesi vardı. Yeni ZS EV'de bu 72.6 kW saate çıktı. Daha önce 263 kilometrelik menzil artık 440 kilometreye çıkmış durumda. Daha önce 335 kilometre olan şehir içi menzil artık 591 kilometre. Tabii ki motor gücü de bu iyileştirmeden nasibini aldı. Önceki modelde 105 kW olan motor gücü artık 115 kW ve azami hız daha önceki modelde 140 kilometre saatte şimdi 175 kilometre saate çıktı çıkmış durumda bununla beraber şarj olma süresi de değişti Çünkü yepyeni bir mimari var batarya mimarisi var Örneğin yüzde 30'dan yüzde %80 80'e şarj olma süresi önceki modelde 40 dakikayken şu anda yanımdaki bu harika modelde sadece 30 dakika içerisinde yüzde 30'dan yüzde %80 80'e şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar birçok kez şarj ettik çok uzun yolculuklara da çıktık hiçbir sorun yaşamadık o nedenle hızlı şarj olma konusunda da beklentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim Hatta şarj olma hızları konusunda biraz da veri paylaşalım. Daha önce 85 kilowatt gücüyle şarj olan ZS EV artık 92 kilowatt gücünde şarj olabiliyor. Enerji tüketimi de 18.6'dan 17.8 kilowatt saate düşmüş durumda. Yani buradaki performans artıyor hem de enerjinin tüketimi azalıyor. Bu gerçekten muazzam. Bir ek bilgi daha verelim. Şimdi elimizin altında bu kadar performanslı bir otomobil varken artık çekme gücümüzden de bahsedebiliriz. Çekme gücü ne anlama geliyor? Yani otomobil zaten kendini gayet performanslı bir şekilde hareket ettiriyor. Ama siz isterseniz otomobile bir yük bağlayabiliyorsunuz. Yani bu ne kadar ağırlıkta olabiliyor? Cevap 500 kilogram ağırlığına kadar bir yükü bu otomobile bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz tasarıma devam edelim arkadaşlar. Buradaki şarj kapaklarını bir kapatalım. Sonrasında şu kısmı da kapatalım. Gerçekten çok iyi görünüyor. LED farlarımız, buradaki tasarımımız, sonrasında şuradaki krom detaylar, havalandırma kanalları. Elektrikli otomobilden bahsetmiştim. Yani bir elektrikli otomobil aynı zamanda sessiz bir sürüş anlamına geliyor. Bu sessizliği devam ettiren bazı komponentler var. Onlardan bir tanesi de jantımız. Görmüş olduğunuz gibi harika tasarıma sahip bir jantımız var. Bu jant yine bizim sessizliğimizi devam ettiriyor arkadaşlar. Buradaki dodikler as Jantımızın, lastiğimizin ebadını daha da büyükmüş gibi heybetli de gösteriyor. Şimdi yan taraflara geçtiğimizde bu arada çok güzel bir kırmızıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Farklı farklı renkleri de var ama bu kırmızıya gerçekten bayıldık. Şimdi aydınlatma ünitesinin bir parçası olan sinyal lambamız aynanın hemen arkasında. Bu aynanın tasarımı da yine o sessizliğe katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış. Şurada krom bir kolu görüyoruz. Krom detaylar devam ediyor arkadaşlar. Yukarıda bir tavan rayımız var. Hakikaten özellikle de kırmızıyla beraber çok hoştur söyleyebilirim şimdi anahtar nerede cebimde nerede diyorum Çünkü unutuyoruz anahtarı neden bizim her zaman otomobil incelemelerinde yaptığımız bir şey var Ne yapıyoruz Ben öncelikle bu otomobili biraz kilitliyim biraz kilitlemek nasıl oluyorsa şu anda kilitle ve sabah ben bu otomobille güne başlayacağım. Şimdi yanına doğru yaklaştığımda herhangi bir hareket yok arkadaşlar. Ne yapıyorum? Elimi buraya atıyorum. Bakın şurada bir tane buton var. Bu butona bastırdığım zaman ne oluyor? Aynalarım katlanmış haldeydi, açılıyor ve kapımız açılıyor arkadaşlar. Sadece bu kapı değil aynı zamanda diğer kapılarımız da açılıyor. Bu ne anlama geliyor? Anahtarsız sürüş. Bu bir konfor. O nedenle oldukça mutlu olduğumu söyleyebilirim. Şimdi arka tarafa doğru geçerken şurada güzel bir spoilerimiz var. Antenimiz var. Sonrasında aydınlatma ünitesinin devamı var. Arka tarafta yine sileceğimiz var. MG logosunu görüyoruz. Aydınlatma ünitesi. Biraz daha düz bir bagajımız var. Aslında eğimli olmamasının bir avantajı var. Nedir? İçeride bagaj hacmimiz daha fazla. Bu da yine gayet güzel detaylardan bir tanesi. Sensörlerimiz burada da kendini göstermeye devam ediyor. Şimdi arka tarafa geçmişken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki bagajı açıyoruz. Şimdi bagajı açarken birkaç yol var. Bunlardan bir tanesi anahtar. Şimdi anahtara tıkladığım zaman açıldı bu kadar. Neden? Çünkü şu anda kullanmış olduğum modelde elektrikli bir bagaj yok. Yani şurada MG logosuna bastırdığınız zaman yukarıya doğru hafifçe kaldırdığınızda bagaj açılıyor. İndirirken de yine bu şekilde el yordamıyla indiriyorsunuz. Bagaj açıkken yine güvenliğiniz çok önemli. Yani arkadan gelen bir başka otomobil sizin burada olduğunuzu fark etmesi lazım. Aydınlatma ünitesinin bir parçası dışarıda kaldığı için bu yerine geliyor. Şimdi buradaki bagaj alanı aslında bir aile için tatile gitmek için, valizleri koyabilmek için yeterli sayılır arkadaşlar. Ama zaten elektrikli otomobillerde bir de şöyle bir güzellik var. Şurayı gösterdikten sonra yani bagaj sorunu olmadığını zaten net bir şekilde ifade etmiş olacağız. Onun yerine yani iş yerleri için bile hani bir sürü bir şey taşınabilir. Biz şu anda oraya şarj cihazlarımızı koyduk, temizlik malzemelerimizi koyduk. Neler yok? Mesela işte bir askı aparatı yok ya da işte bir soket girişi yok. Bunlar da olsaydı daha iyi olabilirdi. Tabii şöyle bir durum var. Şu anda benim kullandığım paket bu. MG tarafında çok sayıda model var. Mesela bu modeller arasında plug-in hibrit olan var, içten yanmalı olan var. O nedenle şu anda benim kullandığım tamamen elektrikli bir MG ZS EV yeni bir otomobilden bahsediyoruz. Gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi kapatalım bakalım. Ön kaputu açmak istiyorum. Çünkü onu göstermek istiyorum. Şu otomobil onun açılmasına olanak sağlamıyor ama ben açacağım. Şimdi kapıyı açtıktan sonra hemen şurada bir kaputu açmak için mandal var. Onu çektim. Göstereyim size. Çünkü hakikaten bir mühendislik harikası. Şurada bir mandalımız daha var arkadaşlar. Onu sağa doğru çektiğim zaman açılıyor. İşte bakın görüyorsunuz. Yeni MG ZS EV'nin performans kaynağı işte burası. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli bir motorumuz var ve içten yanmalı bir otomobile göre gayet sade, tıkır tıkır çalışan ve servis konusunda da sizi üzmeyecek bir tasarıma sahip. Gidişat bu arkadaşlar. Ta o kocaman her tarafından kablolar, borular, kayışlar çıkan, dönen, kaçan, giden komponentler yerine artık elektrikli otomobillerde bunu görüyoruz. Bu arada bunu görmemize olanak sağladığı için teşekkür ederiz. İşte silecek suyunu vesaire buradan doldurabiliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kapımızı açalım. Kapıyı açtıktan sonra nasıl görünüyor ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kapıyı açınca hemen şurada güzel tasarım detayları bizi karşılıyor. Şuranın yumuşak olup olmadığını merak eden olabilir. Ya sert de diyebilirim ama yani görüntüsü hassasiyeti kullanıcıyı rahatsız etmiyor. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada 4 tane penceremizi yönettiğimiz buton var. Ama şunu söyleyeyim. Sadece şoför tarafındaki buton otomatik olarak camı tamamen indiriyor kaldırıyor. Diğerleri için basık tutmanız gerekiyor. Şuraya isterseniz telefon telefonunuzu vesaire koyabiliyorsunuz. Yine şurada da güzel saklama alanları var. Şoförümüzün koltuğunu oluyor elektrikli olarak bu şekilde yönetilebiliyor arkadaşlar. Hafızalı koltuk mu? Hayır değil. Koltuk gerçekten çok rahat arkadaşlar. Yani başımı yasladığım kısımdan tutun, o belimi saran yan taraflar, sonra bacağımı saran bu kısım. Yani hem sportif bir görünme sahip hem de çok yumuşak, çok güzel bir tasarım var. Şimdi aynı. Düzen acaba arka tarafta kendini nasıl gösteriyor? Evet, şu baş kısmında bir ayarlayayım. Ayarladım. Vallahi harika. Şu anda kafamda aslıyorum. Epey bir boşluğum var. Neleri yönetebiliyorum burada? Pencere yönetebiliyorum? Yine su koyabileceğim bir alan var. Kapıyı açıyorum. Bak şunu daha çıkartmamışız bile. Hop. Unboxingimizi tamamlamış olalım. Pencereyi açtım. Bunu niye yaptım? Çünkü yolculuk esnasında arka tarafta oturan bir kişi etrafını rahat görebiliyor. Cevap kocaman bir evet. Çünkü buradaki tasarım hani dedim ya arka taraf eğimli değil. Aşırıya kaçan sportif bir tasarım yok. Bu beraberinde görüş ve seyir konforunu da getiriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde manzaranız kapanmıyor. Tabi bu sol taraf için geçerli. Sağ tarafa baktığımda üst tarafta açılabilir cam tavan var ve düşünün yani koltuklarımız siyah ama hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyor. Çünkü çok ferah bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber yan tarafında bir kolçak var. Bu kolçağı açtığım zaman bardaklarımızı da koyabileceğimiz bir yer var. Arka tarafta bir tane Type-C bir tane de Type-A giriş var. Bir havalandırma kanalı var. Bunun yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında dijital herhangi bir seçenek yok arkadaşlar. Bebek koltuğu yerleştirmek için de Isofix seçeneği koltuklara dahil edilmiş durumda. Şaf tüneli zaten yok. O nedenle ben otomobilin arka koltuğunda çok sevdiğimi söyleyebilirim. Çok uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Zaten çok uzun yolculuklar derken menzili az önce söylemiştim size. Gerçekten muazzam bir menzil var. Çünkü batarya kapasitesi yükseltilmiş. Bir sonraki şarja kadar çok konforlu bir yolculuk edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arka taraftan da çıkalım. Hadi bakalım Bismillah diye tekrar ön tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bu arada şuradaki dikiş detayları vallahi şu anda fark ediyorum ve çok hoşuma gitti. Girer girmez ne yapıyoruz? Telefonu buraya bırakıyoruz. Niye? Çünkü kablosuz şarj imkanı var. Ama aynı zamanda USB Type C, USB Tip A, hatta şurada soket. Buradaki soketesiz daha da hızlı şarj bağlayabilirsiniz. Şimdi şurada bir start stop var. Bastım ve otomobilimiz artık kullanılmaya hazır. Şimdi arkadaşlar sistemimiz hazır. Hemen karşımda çok güzel bir ekran var. Bu ekranı ben özelleştirebiliyorum, değiştirebiliyorum. Nasıl? direksiyon üzerinde butonlar var. Bakın bu butona bir kere tıkladığım zaman lastik basınçlarımı görüyorum. Bir kere daha tıkladığım zaman işte parlaklık seviyem, hız sınırı uyarısı olsun mu olmasın? Mesela kapalıymış. Ben bunu diyorum ki beni uyar nerede uyar? 90'ı geçtiğinde uyar. Şu anda açtım. Veya bir sonraki aşamaya geçiyorum. Nedir bu? Benim tükettiğim enerjiyi bana göster. Tüm bunları görebiliyorum arkadaşlar. Yani bu gerçekten muazzam. Bununla beraber direksiyon üzerindeki butonları yine söyleyelim. Burada bir asistanı aktif hale getiren buton var. Birazdan söyleyeceğim. Apple CarPlay, Android Auto destekli. Diyelim ki Apple CarPlay e çalıştırdınız. Buraya tıkladığınız zaman Siri çalışıyor. Komutunuzu veriyorsunuz. Sol tarafta da multimedya içeriklerini yönetiyorsunuz. Yani şarkının sesini aç, Azalt, sesi tamamen kapat, önceki şarkı, sonraki şarkı veya bir çağrı geldi tıkladığınız zaman alıyorsunuz tekrar tıkladığınız zaman kapatabiliyorsunuz. Sağ tarafta yine sileceklerimiz, sol tarafta da aydınlatma var. Ama asıl güzel bir butonumuz var. Çok gizli saklı bir buton gibi görünüyor. Bu kolda adaptif hız sabitleyici görevini görüyor. Bunu yolda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki büyük ekranın yanında bir de şöyle büyük aynı zamanda dokunmatik bir ekranım var arkadaşlar. Burası çok güzel tasarlanmış. Alışmanız çok kısa sürede tamamlanıyor. Şöyle ki aslında buradaki dokunmatik ekrana şuradaki fiziksel butonlar da hemen eşlik ediyor. Önce şunu anlatayım. Mesela şu anda bir navigasyona geçeceğiz. Bakın şu anda navigasyonumuz aktif hale geldi arkadaşlar. Veya bir çağrı alıp vereceğiz. Veya müzik işte bir radyo Bluetooth'tan hepsini açabiliyorsunuz arkadaşlar. 360 var. Buraya tıkladığınız zaman kameraları görüyorsunuz. Yani bir dronela çekilmiş gibi. Yandan nasıl görünüyorum? Çaprazdan nasıl görünüyorum? Ön tarafta ne var? Tekrar şöyle yaptım. Bakın kaç tane kamera var arkadaşlar. Hareket halinde diyelim ki sola sinyal verdiniz. Solunuzda bir şey var hemen orayı da gösteriyor. Bu gerçekten birçok otomobilde olmayan bir özellik. O nedenle tebrik ederim. Bir de Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi klimaya gelelim. Burada havalandırmanın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Burada da sıcaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber şuradaki fiziksel butonlar da yardımcı oluyor. Yani şuradaki home butonu yerine şunu da kullanabilirsiniz. Mesela şunu kapatayım. Ne yapayım? Navigasyondayım. Benim ana ekrana dönmem gerekiyor. Şuraya da bastığınız zaman ana ekrana dönüyorsunuz. Sesi alçaltıp kapatmanız lazım. Şu şekilde alçaltıp kapatıyorsunuz. Veya fanın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ya da işte bir kere bastığınız zaman iklimlendirme menüsü geliyor. İşte AC klimayı açıp kapatabiliyorsunuz veya otomatiğe getirebiliyorsunuz. Şu anda ayarlarınız var. Hava hacmi nasıl olsun vesaire diye. Bunları yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel olmuş. Şurada ön camı ısıttığımız ya da arka camı hızlı bir şekilde çözdüğümüz tuş takımını görüyorsunuz. Şu butonda havalandırmanın şiddetini bakın şurada 4 3 2 1 ama tabii ki istediğiniz sıcaklığı belirleyin şuradan belirleyeyim İşte oda sıcaklığını ayarladım 23 şuradaki otoya da bastım bence geri kalanını kendisi halletsin arkadaşlar buradaki tuş takımını da detaylı bir şekilde anlatmış oldum bu arada lütfen hakkınızı helal edin çok uzun video olduğunun farkındayım ama bu otomobili satın alacaklar için böyle detaylı bir şekilde anlatayım dedim o nedenle sabrınız için teşekkür ederim konsolun hemen altına geçtiğimiz zaman batarya kers ve mod diye 3 tane tuşumuz var şimdi bunlar ne işe yarıyor bakalım mod'a tıklayınca ne oluyor onu göstereyim mesela sol tarafta eco yazıyor. Bakın normal. Tekrar tıklıyorum normal. Tekrar tıklıyorum sport. 3 farklı mod var. Bataryaya tıkladığım zaman doğrudan bataryam hakkındaki bütün bilgilere erişebiliyorum. Yani şarj yapıyorsam durdurabilirim. Şarjı başlatabilirim. Pilim ne durumda? Ne kadar menzilim var? Yüzde kaç bataryaya sahip? Aslında bunlar karşıdaki ekranda da var ama daha detaylı görmek istiyorsanız buradan görebiliyorsunuz. Akım, voltaj hepsini burada görebiliyorsunuz. Burada da deşarj ayarları var. Yani deşarjdan kastım dışarıya bir elektrik veriyorsa burada da onu görebiliyorsunuz. %20'ye kadar kullandırtabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunun için bir aksesuar almanız gerekiyor. Bu aksesuar otomobille beraber gelmiyor. O aksesuarı aldığınızda şarj yerine taktığınızda artık siz dışarıya da bir priz sunmuş oluyorsunuz. Onun ayarını buradan yapabilirsiniz. Bunu söylemiş olalım. Şimdi geçiyoruz Kers'e. Kers ne anlama geliyor? Aslında geri kazandığımız enerji arkadaşlar. Kinetik enerjiyi biz ne yapıyoruz? Tekrar kullanmak için bataryamıza kazandırıyoruz. Burada da modlarımızı değiştirebiliyoruz. Şurada elektronik bir el frenimiz var. Auto start stop yine burada mevcut. Veya bozuk para da koyabilirsiniz. İki tane içeceği burada saklayabilirsiniz. Bununla beraber bir de kolçağımız var. Açtığımız zaman hani çok mi? Hayır. Bu arada divi de buraya bir telefon telefon koyduğunuzda çizilmesin diye tekstil arkadaşlar. O da güzel olmuş. Böyle bir kolçağımız var kapatıyorum. İsterseniz şurayı şöyle kapatabilirsiniz. Hakikaten hoş görünen bir kolçağımız ve şuradaki konsol var arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Şimdi şuralar yumuşak bir malzemeden oluşuyor. Havalandırma kanalları. Dörtlü flaşörümüz burada. Yine şurası çok yumuşak ama fiber karbon görünümlü. Torpidoyu açıyoruz. Torpidonun içerisine gözlükleri attık. Deodorant vesaire her şeyi attık. Gayet de güzel. Yan taraftaki yolcunun koltuğu elektrikli değil. Sadece sürücünün koltuğu elektrikli. Yine şurada havalandırmanın yönünü değiştirebileceğiniz, şiddetini ayarlayabileceğiniz kanallar var arkadaşlar. Bunlar da gayet hoş görünüyor. E şuralara da bir şeyler koyabilirsiniz. Yani dümdüz yapmışlar. Belge vesaire koymak için de oralar kullanılabilir. Şimdi yukarıya baktığımız zaman çok ferah gösteren bir cam tavan var. Şimdi ben bu cam tavanı açıyorum arkadaşlar. Oh mis. Vallahi ormanda kabriyo kullanıyormuşuz gibi. Şimdi tekrar kapatıyorum. Eğer isterseniz hani yukarıdan çok şiddetli bir güneş geliyorsa da ne yapacaksınız bu sefer? Hemen bunun perdesini de kapatabilirsiniz. O çok böyle geriden geliyor şu anda o perde kapanıyor. Perde de bu arada çok açık bir rengi var. Krem rengi. Kapalı olduğunda da içerideki kişiyi çok sıkmıyor. Aydınlatma butonları burada mevcut. Kapı açılınca açılsın mı açılmasın mı? Bu arada şöyle harika bir haberim var. Bir USB girişte burada. Bu niye harika bir haber? Şuraya bir kamera koydunuz. Bu kameranın enerjisini nasıl sağlıyorsunuz? Kabloyu buradan geçir, şuradan geçir, buradan dolaştır, şuraya koy. Abi bunlara hiç gerek yok. Kamerayı buraya koyuyorsun. Şuradan da kabloyu veriyorsun. Mis gibi tertemiz temiz ortam arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada CarPlay'i nasıl başlatacağız onu sizlere göstereceğim. Kablo gerekiyor. Bu arada kablo dezavantaj gibi görünebilir ama gerçekten ben son zamanlarda kablosuz CarPlay kullandığımda telefonun çok ısındığını fark ettim. Yani bir yandan navigasyon kullanıyorsunuz, bir yandan Wi-Fi Bluetooth bu veri alışverişini sağlıyor. O nedenle telefon bazen ısınabiliyor. Böyle bir durumda kablolu CarPlay bazen benim hoşuma gidiyor onu da söylemiş olayım. Şimdi Gökdeniz'in çok güzel renklere sahip olan kablosu geldi. Bunu takıyorum arkadaşlar. Sonrasında Lightning girişi de sağlıyorum. Bakın şimdi ana ekrana geldim. Burada Apple CarPlay aktif tıkladığınız zaman artık buradayız arkadaşlar. Ne yapacağız? Harita, arama hatta dedim ya az önce size Siri çalışıyor. Hemen çalıştırayım. Hava durumu. Şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 17 derece. Sıcaklık 17 dereceden bu gece 11 dereceye düşecek. Annemi ara. Annemce bir arıyorum. Efendim oğlum. Şimdi bir çekim yapıyoruz. Seni arıyorum. Seni seviyorum. Evet. Seni seviyorum. Ben, ben seni daha çok seviyorum oğlum. Sağ ol anneciğim. Hadi. Yani bu böyle. Mesela WhatsApp'tan mesaj bile yazabiliriz. Annem WhatsApp mesaj gönder. Anneme ne söylemek istiyorsun? Teşekkür ederim anneciğim. WhatsApp mesajın şöyle. Teşekkür ederim anneciğim. Göndereyim mi? Gönder. Bitti. Böyle kullanabiliyoruz. Olay tamamen Apple CarPlay'de değil. Şöyle bir ana ekrana geleyim arkadaşlar. MG logosuna tıkladığınızda Android ise telefonunuz Android Auto'yu da kullanabiliyorsunuz. Burası gerçekten güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. Bu teknolojiler güzel. Haydi bakalım yola çıkalım arkadaşlar. Şimdi açık mı kapalı mı unutuyor insan. Şu anda açık koltuğumuzu biraz daha ayarlıyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? D'yi aldığımız zaman drive boş ve R var. R'yi aldığımız zaman hemen kameralar bizi karşılıyor. Ben D'yi alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. İki çeker bir otomobille seyahat ettiğimizde söylemiş olalım. Hiçbir gürültü çıkartmadan bu arada bir arazi aracıymış gibi de güçlü arkadaşlar şu anda ekranda motorun gücünü, torkunu görüyorsunuz. Yola çıktık arkadaşlar. Sağdaki penceremiz de açık. Dışarıda kuş sesini duyuyoruz. Bu arada bunu niye söyledim? İnanılmaz bir yalıtım var. Yani şu anda da yaklaşık saatte 11 kilometrelik bir hızla gidiyoruz. Dışarıdaki kuş sesini içeride duyuyorum. Havalandırma açık. Hatta ben havalandırmayı şöyle bir kapatayım arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi? Yani ben duruyor muyum? Tabii ki durmuyorum kuş sesi ki şu pencerem kapalı kameram olduğu için inanılmaz bir yalıtım var. MC mühendisleri bir de yalıtım konusunda, izolasyon konusunda hakikaten sıkı iş çıkartmışlar. Bu arada şuradaki ara birim birçok şeyi gösteriyor. Yani şarkıyı görüyorsunuz, pilin durumunu görüyorsunuz, bir sürü seçenek var. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Direksiyonun malzeme kalitesi, o deri hassasiyeti, buradaki dikişler benim çok hoşuma gitti. Hakikaten keyifli bir sürüş. Şimdi her zaman yaptığımız bir şey var. Ben şurayı bir kapatayım. Birazdan böyle birazcık yokuşa çıkacağız. Otomobilde şu anda Aykut'la ben varız. Ki yolcumuz var. Biraz da ekipmanımız var. Bunlarla beraber yokuşta bize nasıl bir performans sunacak onları da hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Bu arada sessizlik sadece 10 kilometrede değil mesela şu an 50'ye çıktık değişen bir şey yok. Ama burada lastiklerin seçimi de gayet başarılı olmuş onu da söylemiş olalım. Şimdi hafif bir bayır var arkadaşlar. Şimdi bu bayırda ben mod olarak Spor'u alıyorum. Önden çekişli bir MG'nin yeni Z-Test EV'sini çalıştırıyorum. <gülüyor> 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 hem sessiz hem performanslı. Bunu birazdan da yolda deneyeceğiz arkadaşlar. Hani söyledim ya içten yanmalı bir otomobil bize bu performansı verebilmesi için en az 2 litre motora sahip olması lazım ve premium bir sınıfta olması gerekiyor. Şu anda ben bu videoyu çektiğim zaman da fiyatını videonun açıklama kısmında yazıyorum. Bu fiyata sahip olan otomobili aynı performansla hatta daha fazla performansla kullanabiliyorum. Bu gerçekten muhteşem bir özgürlük. Bunu söylemiş olayım. Birazdan ben sizlere Arnavut kaldırımındaki performansı göstermek istiyorum. Bu arada hızımı biraz artırdım. Bunu niye yapıyorum? Çünkü agresif dönüşler var. Bu dönüşlerde şoför hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Neden rahatsız olmuyor? Çünkü koltuk çok sportif bir koltuk. Yani dönüşlerde benim ağırlık merkezimi sabit tutabilmesi için yan taraftaki kulakçıklar gayet güzel bir şekilde görevini yerine getiriyor arkadaşlar. Evet, Arnavut kaldırımına geldik. Hadi bakalım nasıl bir konfor bizi bekliyor? dışarıdan çok az bir ses geliyor ama o taşların arasındaki boşluklar vesaire bize çok yansıtılmıyor. Yine beklediğimiz bir konfor alıyoruz ama şunu söylemiş olalım. Ortalamanın çok üzerinde bir konfor mu? Hayır değil ama bir SUV'nin size sağlayacağı konforu görüyoruz. Şimdi hem performansı hem de teknolojiyi gösterebileceğim çok güzel bir yerdeyim. Sport moddayız. Biraz bekleyelim. Arkadan hiçbir otomobil gelmiyor. Hazırsak başlıyoruz. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Evet. 100 kilometreye ulaştık. Kers demiştim. Mesela bunu göstereyim size. Şu an 3. seviyede yani en güçlü seviyede. Ben ayağımı pedaldan çektiğim anda sanki frene basmışım gibi araç yavaşlıyor ve hatta neredeyse duracak arkadaşlar. Şimdi neden duruyor? Aslında kinetik enerji, yani o tekerlekteki kinetik enerjiyi geri kazanmak için bataryaya aktarıyor. Bu da menzilinizi artırıyor. Şimdi şehir içi bir Yolculukta zaten inanılmaz bir menzil bizlere sunuyor. Bununla beraber konfor var. Şimdi o konforun ne olduğunu sizlere göstereceğim. Hani dedim ya burada gizli bir kol var diye. Adaptive Cruise Control. Bakın işte o kol bize nasıl yardımcı olacak? Şöyle bir performansımız var hemen. Hop! Ve neredeyiz? Şimdi şuradaki kolun hemen dışında bir set var. Sete bastım arkadaşlar ve elimi çektim. Görmüş olduğunuz gibi kendisi kullanıyor ve frene de kendisi bastı. İnce ayarlarını devam ettirebiliyorsunuz. Bu arada diyor ki uyuma diyor. Yani benim senin orada olduğuna haberimin olması lazım diyor. Ne oluyor? Kendisi de gitti bu arada. Arada diyor dokun diyor arkadaşlar. Şu anda dokunuyorum. Tekrar adaptif kuruş kontrole devam ediyorum. Mesela kolu yukarıya kaldırılma 40, 50, 60 ama ne kadar kaldırırsam kaldırayım. Öndeki araç yavaşladıysa bu da öndeki araçla aynı hızı koruyor. Aradaki mesafeyi ayarlayabiliyorum. Yani şurada bir kolu böyle saat gibi çeviriyorum. Şu an 3, 2, 1 en az da. Şimdi biraz daha yakın takip gerçekleştireceğim. Şu anda hem şeridi kendisi ortalıyor hem de öndeki otomobili takip ediyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok hoşuma giden bir özellik. Olay sadece adaptif cruise kontrol değil. Hız limitleyici ya da hız sabitleyici de yine burada kendini gösteriyor. Bu arada ses sisteminin de gayet yeterli olduğunu söylemiş olayım ve güvenlik konusunda çok iyi. Yani önde bir otomobil varsa durduysa siz başka bir şeye odaklandıysanız hemen sizi uyarıyor. Hatta önümden bir mendil satıcısı geçti. İnanılmaz bir frene bastı. Yani orada gerçekten müthiş devreye girdi. Sizin kontrolünüzde olmayan bir zamanda yine bu otomobil yani MG'nin yeni ZS EV'si güvenlik için gerekli önlemleri alıyor arkadaşlar. Şimdi şu performansı artık veda edelim. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın.